Günün Galatasaray haberlerinde önce başlıklar. Son dakika Galatasaray'da Gökcan Kaya sürprizi. Galatasaray'dan forvet hamlesi. Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yans Belhanda, geleceğini tehlikeye attı. Galatasaray kemer sıkacak. Son dakika, Galatasaray'da sıcak gelişme, iki yıldız gidiyor. Şimdi detaylar. fanatik. Son dakika Galatasaray'da Gökcan Kaya sürprizi. Kiralık olan Etebo ile devre arasında yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, Ocak ayında orta sahaya takviye yapmaya kararlı. Sabahın haberine göre, Salih Uçan listenin ilk sırasına yazılsa da Alanya Spor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncusu için 1 milyon euro talep ediyor. Finansal fair play yüzünden ara transferde bon servis harcamak istemeyen Sarı Kırmızılı Kulüp, Kasımpaşa ile yol ayrımında olan Aytaç Kara için girişimde bulunacak. Tuzla'dan Gökcan da listede yer alıyor. Aytaç bon servisini alırsa sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyecek. 27 yaşındaki oyuncuyu devre arasında, Salih Uçan'ı sezon sonunda kadrosuna katmayı planlayan Sarı Kırmızılı Kulüp ayrıca birincilik ekibi Tuzla Spor'daki ile dikkat çeken orta saha Gökcan Kaya'yı gündemine aldı. Danimarka'da yetişen ve 12 maçta 1 gol eksi 5 asiste imza atan 25 yaşındaki Gökcan'a olumlu rapor verildiği öğrenildi. Öte yandan Bursa'nın 18 yaşındaki Santrforu Ali Akman da transfer listesinde. Sporx. Galatasaray'dan forvet hamlesi. Galatasaray, Portekiz basınında yer alan haberlere göre yaz aylarında ilgi gösterdiği Forvet Roman Yaremcuk için yeniden girişimlerde bulunacak. A. Bola'nın, özel, haberine göre, Galatasaray ile birlikte aynı zamanda İtalyan ekibi Roma'da 25 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor ve somut adımları dağıttı. Belçika ekibi Gent'in henüz gelen teklifleri kabul etmediği ve devre arasında masaya yatıracağı kaydedildi. Roman Yaremçuk kimdir? 27 Kasım 1995 tarihinde Ukrayna'nın Lviv kentinde dünyaya gelen Roman Yaremçuk, futbola Karpati Lviv altyapısında başladı. 2007 yılında Dinamo Kiev altyapısında transfer olan 1.91 boyundaki golcü, 1.5 sezon boyunca Dinamo Kiev 2'de forma giydi. 2016 yılında FK Oleksandria takımına kiralanan Yaremçuk, Ocak 2017'de Dinamo Kiev'in A takımında forma giymeye başladı. 2017-2018 sezonu başında 2 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Belçika ekibi Gent'e transfer olan Ukraynalı futbolcu, bu sezon çıktığı 20 maçta 11 gol ve 4 asist kaydetti. Ukrayna milli takımının da forması terleten ve milli takımla çıktığı 19 maçta 6 gol atan Roman Yaremchuk'un kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. SporX. Jans Belhanda, geleceğini tehlikeye attı. Yans Belhanda, kaptan olarak sahaya çıktığı Darıca maçındaki hareketiyle Galatasaray'da yine tartışma yarattı. Faslı futbolcu ilk yarıda penaltıyı ağlara gönderirken 70. dakikada kazanılan Friki Emre Akbaba kullanmak isterken Belhanda, takım arkadaşının elinden topu sert şekilde çekip atışı kendisi kullandı. Kaptan Belhanda'nın sergilediği bu davranışı Fatih Terim'den de kulübede tepki aldı. Serbest vuruştan tek golü var. Emre'ye izin vermeyen Belhanda'nın kariyerinde serbest vuruştan ilk ve son golünü ise tam 9 yıl önce attığı ortaya çıktı. Faslı, 6 Ağustos 2011'de Montpellier'de forma giyerken Okser maçında ilk golü Frikik'ten ağlara göndermişti. Tecrübeli oyuncunun o günden bu yana serbest vuruştan hiç skor üretemediği de böylece gün yüzüne çıktı. Falkeo yokken penaltıları kullanan Belhanda bu tavrı ile kulüpteki geleceğini de tartışmaya açtı kara gümrük maçında kulübede. Bugüne kadar oyuncusunu kazanmak adına tolerans gösteren Fatih Terim'in de kaptanının sergilediği tavrın rahatsız olduğu öğrenildi. Geçmişte Galatasaray taraftarı ile tartışmak başta olmak üzere birçok vukuata imza atan Belhanda'nın bu hareketi ile aslında kendi geleceğini de ateşe attığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Çünkü Sarı Kırmızılılar, Faslı'nın ücretini düşürerek 2.5 yıllık yeni sözleşme yapmayı gündemine almıştı. Fanatik. Galatasaray kemer sıkacak. Ağustos 2019'da 5 yıllık anlaşma ile 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandıran Galatasaray'ın pandemi sürecinde 300 milyon TL'ye yakın gelir kaybı oldu. Çareyi yine Bankalar Birliği'nde bulan yönetim, 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşması imzaladı. Sabahın haberine göre, 2023-24 sezonundan itibaren sabit gelirlerin, yayın, reklam, isim hakkı, sponsorluk, ticari en az %50'si borç ödemesine gidecek. Futbol A takımına primler bonuslar hariç 40 milyon euroya yakın garanti para ödeyen kulüp, %20 tasarrufa gidip maaş bütçesini düşürecek. Yayın, sponsorluk reklam, isim hakkı, gişe ve ticari ürün gelirlerinin %50'si borç, ana para, faiz ve vergi ödemesinde kullanılacak. 30 Haziran itibariyle borcu 1,8 milyar TL seviyesine çıkan Galatasaray ekonomik küçülmeye gidecek. İki futbolcu daha pozitif. Galatasaray'da kara gümrük maçı öncesi iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır ifadeleri kullanıldı. Bu isimlerin Emre Taşdemir ile kaleci Fatih Öztürk olduğu iddia edildi. Darıca Gençler Birliği maçı öncesinde ise Kerem Aktürkoğlu, testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu üç isim, yarın Fatih Karagümrük ile oynanacak lig mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacak. Ligde sadece Okan Kocuk, Darıca G, birliğini yenerek kupada tur atlayan Galatasaray beğenilmedi. Bu maçın ilk 11'inden Karagümrük'te sadece kaleci Okan Kocuk görev yapacak. Lins Donk Markao Saracchi savunma dörtlüsünü oluşturacak. Taylan'ı orta sahada Feauli ve Emre Kılınç tamamlayacak. İlerideki Dayagne'ye ise Oğulcan ve Emre Akbaba destek verecek. Jimmy'ye özel madde yok. Galatasaray'ın sezon başında Karagümrük'e kiraladığı oyuncusu Jimmy Durmaz, 2022'ye kadar bonservisine sahip Sarı Kırmızılı Kulübe rakip olmaya hazırlanıyor. Kiralık sözleşmede Galatasaray'a karşı oynayamaz maddesi bulunmadığı ve Jimmy'nin görev yapacağı öğrenildi. <laughs> Fanatik. Son dakika, Galatasaray'da sıcak gelişme, iki yıldız gidiyor. Galatasaray'da istenileni veremeyen ve performansları geldikleri günden bu yana tartışma konusu olan iki yıldıza talip çıktı. Ocak devre arası transfer döneminde mutlaka transfer yapacak olan Galatasaray'ı rahatlatacak haberler geliyor. Transfer yapabilmek için maliyeti yüksek oyunculardan kurtulması gereken Galatasaray'da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. İlk müjde Falcao'dan devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Radamel Falcao'dan müjdeli haber geldi. İki talip birden sarı kırmızılıların Ocak ayında yollarını ayırmak istediği yıldız golcüye iki talip çıktı. Meksika sürprizi Falcao'nun MLS ligine gideceği iddiaları dolaşırken Meksika'dan sürpriz bir haber geldi. Menajerlerin, Kolombiyalı oyuncuyu dört farklı kulübe önerdiği ve bu takımlardan ikisinin ilgi gösterdiği ifade edildi. Falcao'ya ilgi gösteren takımların adlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Falcao ile ses getirmek isteyen bir takımın kasasından yüklü bir miktarı çıkarmaya hazır olduğu iddia edildi. İşte Falcao'yu isteyen takımlar Meksika'dan bazı gazeteler bu takımların Monterey ve Amerika olduğunu, bazıları ise Cruz Azul ya da Guadalajara olabileceğini iddia etti. 52 gündür yok bu sezonda sakatlıklardan başını kaldıramayan Radamel Falcao 52 gündür formasından uzakta. Son olarak 24 Ekim'deki BB Erzurum spor karşısında oynayan 34 yaşındaki futbolcu, Darıca G, birliği ile oynanan kupa maçında da kadroda yoktu. Galatasaray'a transferinden bu yana 472 gün geçen Falkeo, bu sürenin 155 gününü sakat olarak geçirdi ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Formasını Dayagne'ye kaptıran Falkeo, Galatasaray'da yedek santrfor konumuna düştü. Karagümrük maçına yetişse bile kulübede oturacak. Eğer bu maçta da yer almazsa oynadığı maç sayısı ile oynamadığı maç sayısı, 29, eşitlenecek. Babel'den de sevindiren haber Galatasaray'ın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Ryan Babel için kulüp aranıyordu. Marsilya ile görüşme yapıldı sarı kırmızılılara müjde Fransa'dan geldi. Marsilya'nın Hollandalı futbolcunun menajeriyle transfer için bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Teklif geldi bir süredir Hollanda kulüplerinin radarında olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransız kulüplerinden Marsilya'nın teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelen Marsilyalı yetkililerin Babel'in durumunu sorduğu öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin uygun bir rakam teklif edilirse Babel'i bırakması bekleniyor. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Babel için Marsilya devrede. Resmi teklif bekleniyor. Galatasaray yönetimi Hollandalı futbolcu için kulübe resmi teklif yapılmasını bekliyor. Takvim. GS Haber günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için GS Haber App Store'da.